TGRT Haber'den tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Gündem ekonomiyle karşınızdayız. Saat 14 itibariyle Merkez Bankası'nın faiz kararını sizlerle paylaşacaktık. Aslında belki de son saniyeler, bir yandan da ekranları takip ediyorum ben tabii. Stüdyoda iki değerli konuğum var. %12'ye çekti. Evet, yani bu yaklaşık 200 bas puan olduğunu gösteriyor, öyle değil mi? %14'deydi. Evet, 150 bekleyenler yanıldı. Evet, konuklarımı tanıtayım ben hemen. GCM Genel Müdürü Sayın Alper Nergis, yayınımıza hoş geldiniz. Ve TGRT Haber Ekonomi Müdürü Sayın Celal Toprak, siz de hoş geldiniz. Tabii biz büyük bir heyecanla başladık, artık son sayıyorduk yayına başlamadan önce. Alper Bey çok uğurlu giriyor. Biz faiz kararlarının düşüşünü birlikte başlamıştık yayına, biliyorsun. Faizin aşağı doğru gitmesinde uğurlu adımlar atıyor yani. Öyle bir bize uğurlu geldiniz. Evet, son Türkiye o 250 bas puanlıkta da yine konuğumuzdunuz son yayında da. Artık bu son karar biraz yani beklentilere yakın da 250 bas puan indirir diyenler de olmuştu. 150 diyenler de. 150 de olmuştu. Yani %250 arasında aslında uzmanlar öngörülerini paylaşmışlardı. Sizin neydi tahmininiz, tuttu mu diyelim? Tuttu. 200 bas puan hem kurum olarak da bekliyorduk. Bu hafta yayınlamıştık, açıklamıştık. Zaten aslında bu sektörde 100 puanla başladı. Fakat daha sonra enflasyon rakamları sektörde ekonomistlerin de beklentisinden iyi gelince bunlar tekrar revize edildi. Ortalama 150 gibiydi. Ama son günlerde bu 200 bas puan olabileceği. Çünkü yıl sonu enflasyon beklentisi de düşük ekonomistlerin. Biz de yaptığımız analizlerde 200 puan iyi olacağını değerlendirdik. Çünkü yıl sonunu 11,5 gibi değerlendiriyoruz. Şöyle düşünüyoruz yani bu hem ülkemiz için hem piyasalarımız için iyi olacaktır. Hı hı. Hayırlı olsun. Merkez Bankası'nın elinde de veri seti var. Bugün de yani biraz tesadüf belki 12-12. Tarihte bugün ayın 12'si. Evet. 12'sinde faizimiz 12'sine indi. 12. ay. Böyle bir günde bunun mutlaka faizlerde ve diğer ekonomiye, büyümeye zaman içinde pozitif katkısı olacaktır. Umuyoruz önümüzdeki dönem tek haneleri de görmüş oluruz. Göreceğiz. Çünkü buradaki biliyorsunuz Merkez Bankası'nın anketinde 8,5 çıktı. Yine yeni ekonomi programında da 8,5 2020 hedefi var. Tek hane hedefi var. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki dönemde bu indirimleri devam edecek gibi gözüküyor. Evet. Başladığı indirimlere ilk programda indirime başladığında şu anda da devam ediyor. Hı hı. Tabii ki jeopolitik ve siyasi riskler olabilir. Zor bir coğrafyada Türkiye. Bunu zaman zaman derecelendirme kuruluşları da belirtiyorlar. Ama buna rağmen Türkiye'nin büyüme performansını, ki biz 2020 yılında Türkiye'nin ana temanın büyüme olacağını da değerlendiriyoruz. Bu çerçevede bu hem enflasyonun inmesi hem faizlerin inmesi hem tüketici kredilerinde hem ticari kredilerde hem işte emlak almak isteyen için diğer kredilerde indirim olacağı için bu iyi olacaktır diye değerlendiriyorum. Peki şimdi nereden nereye geldik diye zaman zaman arkadaşımız, yönetmenimiz Anıl tabloyu da paylaşacak. %24'lerdeydi bir ara. Son 4 toplantısında faiz indirim kararı geldi. Toplamda da galiba bununla birlikte 1200 bas puan oldu. Evet, 1200 bas puan oldu. Şöyle söyleyelim. Ben gelmeden geçen yıl ticari kredilere baktım. Ticari kredilerde özellikle o 2018'in hani dövizdeki çok büyük harekette 35'leri gördüğünü gördük. Hı hı. Yani bunlar tabii bir yani ticari... Sözünüzü bölüyorum ama o tablo şu anda ekranlarda. Baktığımızda işte Ocak ayı var, Mart, Nisan, Haziran, müthiş Temmuz. Müthiş düşüş yani. Ve müthiş, evet aşağı yönlü bir dik hareket olduğunu görüyoruz. Evet. Ticari kredilerde daha da böyle... Tabii bu politika yani, faizi. Politika faizi. Bunun tabii ticari kredilerde çok daha yüksekti. En son geçen Merkez Bankası'nın yayınladığı ortalama rakamları çıkartıyor. Tabii bu şeylere göre değişebiliyor, aldığınız teminata gibi. Ama 13,5 civarındaydı. Yani, bu 35'lerden 13,5'a girdi. 35'ten 13,5'a. Evet, daha da bu son düşüşte inecektir. Bu tabii ne kadar olsa hani buraya yatırım yapmak isteyen, büyümek isteyen, bankalardan kredi kullanmak isteyenler açısından pozitif bir
gelişme. Hani iş yapmak için de, yani şimdi 35'te borçlanıp iş yapmak başka bir şey. Yani 12'lerle borçlanıp iş yapmak tabii ki başka bir şey. 35'te borçlanıp iş yapmak öyle çok kolay bir iş değil yani. Bir de şöyle bir şey, 35'te yapıp hani ona göre maliyetlerini arttırıp belki hani zam yapıp ona göre maliyet arttıranlar da tabii burada bu kadar gerilediği zaman yani bu da birazcık kar marjı olarak da yansıyacaktır. Borsanın son zamanlardaki endekste de 107-108 binleri gördük. Bugün de 109 bin faizlerin inmesinin de bunda tabii etkisi var. Söylediği şey çok önemli Alper Bey'in. Şimdi bu %35'lerle, %20'lerle işte borçlanıldı yani bir şekilde. Evet. O dönemde de borçlanmak zorundalardı. Kredi kullanıldı vesaire. Onlar yatırım yapanlar oldu, işte ürün alanlar oldu tabii vesaire. Şimdi oradan buraya geldiği zaman, o borçlanmadan bu noktaya geldiği zaman, o borçlanmaya göre ayağını uzattıysa, şimdi bayağı yorgan uzun gelmeye başladı evet onlara. O refah payını da toplumla paylaşması lazım şimdi diye düşünüyorum. Şimdi bu noktada Celal Bey size de sormak isterim. Siz iş dünyasıyla son derece sıcak ilişkilere sahipsiniz. Çok sıklıkla da bir araya geliyorsunuz. İşte faizler yüksekken ne konuşuyorlardı, şimdilerde ne konuşuyorlar? Yani, arada söylem farkı olmaya işte, başladı mı? Tabii ki yani bir defa moraller düzgün. Yeni yatırımı düşünmeye başladılar. Hiç aklına getirmiyorlardı yeni yatırımı. Hı. Şimdi düşünmeye başladılar. Bu istihdama da yansıyacak tabii, ayrı bir şey. Düşünme noktasına geldiler nasıl bir yatırım yapalım diye. Ama ben yine tekrarlamak istiyorum. Alper Bey'in dikkatini çektiği şey, yani o faizde eyvallah, o faizde işte bir şekilde yatırım yapanlar şu anda boşa çıktılar. Öyle değil mi? Yani çok karlı pozisyona geçtiler. Faizlerin bu noktaya gelmesiyle birlikte. Şimdi tabii yenilemeleri lazım. Yeni, yeni kredi kullananlar daha düşük krediyle bu işi yapacağı için. Düşünün, bir iş yapıyorsunuz. Hatta bir ara Sayın Cumhurbaşkanımız da demişti, hani bu işte para kazanmak için bu faizle ancak hani farklı bir işler yapmanız lazım. Şu anda daha makul, hala yükseğiz. Dünyada eksi faizler var, unutmayalım. Gelişmiş ülkelerde hala eksi faizler var. Umuyoruz ve temenni ediyoruz. Bu hem enflasyondaki alınan tedbirler, topyekun enflasyonla mücadele programı devam ediyor. Mali disiplin devam ediyor. Eğer öngöremediğimiz riskler olmadığı takdirde bu enflasyondaki düşüş hem devam edecek, hem faizlerdeki düşüş devam edecek. Bunun da ekonomiye pozitif yansıyacağını. Yani büyüme ile ilgili evet önümüzdeki süreçte Türkiye dünyada çok konuşulacak diye düşünüyorum. Yani büyüme rakamları, evet, yeni yatırımlar, yeni istihdam politikaları ile ilgili eğer jeopolitik bir takım sıkıntılar olmazsa, yani bizim dışımızda bir takım problemler gündeme evet gelmezse, evet, Türkiye büyüme rakamlarıyla çok konuşturacak kendini diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Şimdi %5 koydular biliyorsunuz evet bu sene için. İşte cari açıkta bu sene şu anda çok dün de açıklandı ya, fazla evet verdi. Önümüzdeki sene hem cari açıkta bir dengelenme, bu büyümeye rağmen bir hedef kondu. Bu yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Ama nasıl olacak bu? Hem büyüyecek hem şey yapacak. Faizlerde eğer bu düşüş beklentilere paralel tek haneye inişte devam ederse yatırımlar canlanacaktır. Bu tabii istihdamı da demin de belirttiğiniz gibi İstihdamda bu sene rakamlar iyi gelmiyor. Ama umuyoruz önümüzdeki yıl, yeni yılda orada da iyileşmeler olabilir diye değerlendiriyorum. Evet. Şimdi isterseniz biraz piyasalara bakalım. Çünkü tabii sabah saatlerinden yani itibaren bir değişiklik olduğunu görüyoruz tabloda. Dolarla başlayalım. 5.80 ile başlamıştı aslında. Evet. 5.78 35 seviyelerini görüyorum. Keza Euro'da bu hafta başından itibaren bir yükseliş vardı. 6.44 seviyelerini görüyoruz bu dakikalar itibariyle. Bir de aslında borsada yükseliş vardı ama zaman zaman 106 bin puanını da gördük bu hafta içerisinde. Evet. Şimdi tekrar 109 bin 195 puanda seyrediyor. 110 bini zorluyor. Biraz tabii ki bu hafta neleri beklediler? Amerikan Merkez Bankası'nın açıklamasını beklediler. Evet. Sabit evet tuttu. Evet. Bizimki açıklandı az önce. Bizden evet sonra da Avrupa Merkez Bankası evet faiz kararını açıklayacak. Bu piyasalarla ilgili tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu şey değil mi? Piyasalar onay verdi. Evet, yani şu andaki görüntü, dolar 5.80'de sabah, 5.78'den şu anda işlem görüyor. Borsa 109 binleri aşmış gözüküyor. Piyasaların pozitif tepki. Aslında hani piyasaların beklentisine de paralel bir şey geldi. Bazen hani bu Amerika'da da var, piyasa dostu diyelim. Ama
Yine de piyasa analistlerin 150 bandı, asıl 150 bandıydı. O daha çoğunluktaydı. Çoğunluktaydı. Evet. 200 ve üstünü bekleyen daha azdı. 200 üstünü biz de açıkçası beklemedik. Şu ayrıntıyı da unutmayalım ki Merkez Bankası toplantı sayısını da önümüzdeki yıldan itibaren 12'ye çıkarttı. Hı hı. Dolayısıyla artık SCB 2-3 ayda bir değil, her ay bunu değerlendirme imkanı var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde enflasyondaki bir gerilemede Merkez Bankası hemen aylık olarak buna daha çabuk müdahale edecektir. 8,5 gibi bir oranda olduğuna göre beklenti umarız da olur. Hı hı. O zaman önümüzde bir 250-300 bas puanlık da önümüzdeki yıl içinde bir marj var gözüken o. Ama tabii bundan sonraki artırımlar daha ufak adımlarla olacaktır diye değerlendiriyoruz. Bu çapta belki olmayacak ama gelen her veriye göre tekrar değerlendirip ufak ufak adımlarla da olsa bu faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyoruz. İlk toplantı beklentiniz var mı mesela önümüzdeki yıl için artık? İlk toplantı için yok ama genelde 0.50 bas puanlık bir indirimlerle periyotlara bağlanması evet, bir hani evet. Amerikan Merkez Bankası gibi daha artık ufak adımlarla ama daha sık aralıklarla toplantı olacağı için değerlendirme daha hızlı olacaktır diye düşünüyorum. Dünyada da böyle bir trend yok muydu bu sene için konuşacak olursak değil mi? Bütün merkez bankaları aslında düşük faizden yana sanki tercihlerini evet. kullandılar. Öyle dünyadaki trend de açıkçası bize yardım etti. Çünkü küresel bir duraksama var. Evet Türkiye'de önümüzdeki sene büyüme bekliyoruz ama dünyada küresel anlamda bir duraksama, biraz geri çekilme var. O yüzden de merkez bankaları büyümeyi destekleyici, faizleri aşağı çekici yönde adımlar atıyorlar küresel çapta büyük merkez bankaları. Diğer merkez bankaları da bunu takip ettiler. Bu bizim de açıkçası böyle bir dönemde çok işimize de yaradı diyelim. Hı hı. Ama bizim kendi içimizde aldığımız tabii önlemlerin, tedbirlerin de bunda etkisini hiçbir zaman yadırgamamamız gerekir. Tabii o geçen sene yaşanan olaylar, hani zaman zaman görüyoruz bazı sektörlere de ister istemez bunun etkisi oldu. Bundan zarar gören firmalar oldu, sıkıntı çeken firmalar oldu. Bunlar devam da edebilir ama eğer faizlerin böyle aşağı gitmesi ve istihdamın daha toparlaması hem piyasalar için hem büyümemizin devam etmesi pozitif olacaktır. Umuyoruz büyümede Türkiye 2020'de pozitif olarak ayrışır. Yani görüntü bu. Hem de önemli bir büyüme rakamına erişebilir. Yani dünyada belki işte gösterilebilecek bir büyüme rakamına erişebilir. Çünkü geçmişten alacağımız çok diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Evet. Katılır mısınız? Evet. Yani? Katılırım. Evet. Bir şeyi daha mesela atlamayalım. Petrol fiyatları. Bizim evet. en fazla ithal ettiğimiz şey enerji maliyetleri. Hı. Bizim için yüksek. Çünkü enerjiyi dışarıdan ithal ediyoruz. İnşallah da belki buluruz. O konuda da araştırmalar sürüyor. Enerji bir süredir özellikle bu hem Amerika'nın kaya gazı petrolünde maliyetleri aşağı çekmesinden dolayı üretimi artırması ve dünyadaki petrol arzının yüksekliğinden dolayı petrol fiyatlarında bizim lehimize diyelim yönde işte 60-70 dolar arasında sıkışan bir fiyat var. Burada da bir çıkış olmaması hem cari açığımız açısından pozitif. Önümüzdeki dönemde eğer petrol fiyatlarında da öngöremediğimiz bir risklerden oluşan bir çıkış olmazsa bu da hem büyümeye hem cari açığa pozitif yönde etki edecektir. Geçen sene turizm ve ihracat rakamları hakikaten çok moral verici rakamlardı. Evet. Bunu herkes kabul ediyor. Turizm de özellikle ediyor. Hakikaten rekor üstünde rekor. Umuyoruz bu yıl da hani bu şekilde devam eder. İhracatta da biraz çeşitlenme de görüyoruz yani. Afrika olsun, diğer ülkelerde olsun ihracat kalemlerinde yine Avrupa ağırlıklı olarak en önemli kalemi oluşturmakla birlikte. Ama biraz daha ihracatçılarımızın evet. dünyayı gezdiğini görüyoruz. Biraz çeşitlenmeler de var. Bu da bizce olumlu. Hani belki biraz bardağın dolu tarafını gördük ama bu rakamlarla hazır inmişken hani umuyorum piyasalara moral verir. Bundan sonra da devam eder. Diyelim hem ihracat turizm de bu şekilde devam ederse
2020 umarız iyi geçer. Ya bu tablo bile aslında 2019'u değerlendirdiğimizde sizce iyi değil mi? Çünkü Türkiye aslında diğer ülkelerden ayrışan bir ülke. Özellikle evet. ekonomik anlamda. Birçok sorunla da mücadele ediyor. İşte yine bugün de biz verdik o açıklamaları. Amerikan kanadından gelen bu yaptırımlarla ilgili evet. açıklamalar. Bazen olumlu oluyor, bazen olumsuz oluyor. Tabii bunlarla da ayrı bir mücadelesi var. Keza Suriye konusunda işte yaşanan evet. Durum ortada. Dolayısıyla Akdeniz'de işte siz de Avrupa bahsettiniz. Avrupa ile gidip geliyor evet. ilişkilerimiz. Yani aynen. Yine de yani 2019 bu gelişmeler ışığında değerlendirecek olursak yani nispeten olumlu geçmedi mi sizce? Tabii ki olumlu geçti. Yani şimdi bir de demin seçimde yaşadık yani. Evet. Evet, yani. Evet. Yani 28-35 faizlerden ticari Hı-hı. kredilerde bugün 13-12'leri konuşuyoruz. Yani ciddi bir kere gerileme var. Evet işte bu jeopolitik riskler bulunduğumuz bölgeden kaynaklı ne yazık ki bizim şeyimizi bırakmıyor. Amerika'da da evet böyle bir ihtimal var ama Senato'dan bunun geçse bile ki geçme ihtimali henüz çok kuvvetli değil diyelim. Geçse bile başkanın veto etme yetkisi var. Tabii belli bir sayı aşması lazım bunu teknik olarak da değerlendirecek uzmanlar var bize de bazen raporlar geliyor okuyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam Senato'daki sayının 67'yi aşması lazım başkanın veto konusunda ki yetkisini aşması için. Dolayısıyla o konu evet S-400 konusu vesaire Hı-hı. Akdeniz'de Türkiye'de tabii kendi haklarını belli ölçülerde hem uluslararası hukuk çerçevesinde elinden geldiğince korumaya çalışıyor. Ama zaman zaman bu ülkeler arasında çıkar çatışmaları olabilir. Bunları aşacak en iyi şey müzakeredir. Oturacaksınız siz hani kendi şeyinizi müzakere etmeden çözüme ulaşamazsınız. En son işte bir müzakere edildi biliyorsunuz hem Amerika'da hem diğer ülkelerle. Belli bir aşamaya geldi. Tabii şunu da unutmayalım. 2020'de Amerika'da seçimler var. Evet. Bu ticaret savaşları da biraz bu seçimlerin etkisi var. Yani Başkan Trump herhalde siyasi hem oradaki anketleri hem siyasi kararına göre bu yaptırımları gözden geçirecektir. Hem bizim açımızdan hem bu ticarette yaşanan, Çin'de yaşanan gerginlikle ilgili. Belki onu da not etmemiz lazım. Pazar günü ayın 15'inde bu ticaret, Amerika'nın koyduğu ticaret savaşları diyoruz artık. Hı hı. Hani çok bir, hoş bir kelime değil ama Çin'e uygulayacağı şeyleri 15 Aralık'ta uygulayıp uygulamayacağına başkan karar verecek. Eğer bu yaptırımlar diyelim vergiler, ek vergiler ki Çin bunun erteleyeceğini düşünüyor başkanın. Eğer ertelemezse pazartesi günü Asya piyasalarında ve diğer piyasalarda biraz hareketlenmeler görebiliriz. Hı hı. Eğer ertelenirse ki piyasalar öyle bekliyor diye umuyoruz. Çünkü hem Amerikan piyasaları hala rekor kırıyor endeksleri. Bizim borsamız hem bugün bu olaydan dolayı hem diğer Avrupa'daki gelişmelerden dolayı daha pozitif seyrediyor. Asya'da da bunun bir izlerini göremedik. Hı hı. O yüzden pazar gününde analistlerimiz yakından izliyorlar. Bakalım Amerika bu ek vergileri, tarifeleri 15 Aralık'ta koyacak mı, koymayacak mı? Bize nasıl yansır eğer koyarsa? Bize de çok fazla olumlu yansımayabilir. Hani biz artık küresel bir piyasa var dünyada. Yani tüm borsalar eğer bundan olumsuz etkileniyorsa sizin sadece ayrışmanız zor olabilir. Ama biz bu yıl dediğim gibi eğer bu hedeflenen hem büyüme olsun, hem cari açık olsun, hem diğer ekonomik aktivitelerde hedefleri tutturursak daha pozitif yönde etkilenebiliriz. En azından hani görüyoruz hala gelişmekte olan ülkelere şu konjonktürde para akıyor. Niye? Çünkü eksi faiz olduğu bir yerde para yeni arayışlara giriyor. Acaba evet. ben bu eksi faizi nasıl artı şeklinde bir gelir elde edebilirim nerede, diye. Nerede paramı nerede para kazandırabilirim? Para bu sefer de gelişmekte olan ülkelerde daha iyi gördüğü şeylere girmeye çalışıyor. Tabii ki yanı başımızdaki bu jeopolitik risk bizim hani buraya da yatırımcı gelirken bir kere iki kere düşünmesini gerektiriyor. Ama bunu da diyaloglarla, müzakerelerle
işte Türkiye hem Rusya olsun hem Amerika olsun hem diğer Avrupa'da geçen hafta yine toplantılar vardı. Bunları sürdürüyor. Umarız devam eder yatırımlar diye. Tabii yani bu gelişmeler tabii biraz önce saydık çok olumsuz Türkiye'yi etkileyen gelişmeleri birlikte paylaştık. Ama mesela Çin'le ticaret savaşı, Amerika arasındaki ticaret savaşının evet. Türkiye'ye yansıması şey, Amerikan Ticaret Bakanı geldi buraya biliyorsunuz. Evet. 100 milyar dolar iki ülke arasında ticaret hacmini geliştirelim dedi. Yani o bizi sevmekten çok Çin'in dışında yeni bir üretim üssü arıyor Amerika. Hı hı. İşte mobilyadan aklınıza gelen her şeye kadar bir yerlerde bir şeyi yaptırması gerekiyor. Evet. Bunu yapabilecek en iyi ülkede üretim imkanları vesaireye baktığınızda Türkiye. Hem işte belli bir şeyi var, istikrarı var ülkenin, üretim istikrarı var. Hem de tecrübesi var, üretim evet. tecrübesi var. Şimdi o 100 milyar dolar hayal değil. Neden hayal değil? Çünkü Çin'den biraz kopmak istiyor. Yani mobilyasının %10'unu da burada ürettirmek istiyor ki yarın boşa düşmeyeyim, boşta kalmayayım. Ya da Çin'le aramda ticaret savaşında problem olursa yapabileceğim bir şey olsun diye. Bir B planı olsun. B planı evet. olsun diye. Evet, orada... Mesela bu bize bir avantaj olarak yansıyor. Evet. Bir sürü dezavantajımız var ama bu avantaj mesela. Evet. Orada şimdi eskiden Çin'in şöyle bir avantajı vardı. Tabii milyarlık bir nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz. Biz de genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Hı hı. Şimdi milyarlık bir nüfusta işçilik maliyetleri Çin'de eskiden çok düşük. Fakat son 10-15 yılı diyelim Çin'deki aslında bu gelişme, bu atak açıkçası oradaki işçilik maliyetlerini de yükseltti. Birçok fabrika gitti orada artık üretime geçince tabii bu hem işsiz sayısını azalttı ve işçilik maliyetlerini de ciddi oranda yükseltti. Hani süper cazip hale değil. Değil. Yani ama Amerika vesaire gibi ülkeler olmaya başladı tabii. Değil mi? Çünkü ama Amerika şunu gördü yani bizce. Şimdi bakıyoruz raporlar geliyor bize. Dünyanın en büyük 10 bankası. Eskiden dünyanın en büyük 10 bankası içinde Amerikan bankaları 1, 2, 3'te yer alırdı. Şimdi bakıyorsunuz ilk 3'te Çin bankaları. Şöyle mi demek? Ya biz burada üretim yaptırdık. Adamlar bize rakip oldu. Rakip oldu. Yani biz ucuz olsun, üretimimiz ucuz olsun diye Çin'e kaydırdık üretimi. Evet. Adam bankacılıkta da bizi geçti. Evet, bir süre sonra başka şeylerde de işte bu Huawei'de gördük vesairede. Yani bu teknolojiye de devam etmeye başladı. Bence Trump hem de ticaretten gelme bir başkan. Ha. Eskiden yani kopyalıyorlardı, şimdi Arge'de yapıyorlar. Evet, yani. Ama zaten çok normal değil mi? Kopyalıya öğrenirsiniz. Hani, ama şimdi Arge'de yapıyorlar. Evet. Yani daha iyisini... Nasıl yapabiliriz? Değil mi? Evet. Daha iyisini yapıyorlar hatta yani. Öyle bir noktada var. Yani daha tam o imajı yok diyelim. Ha. Çünkü henüz daha hani Çin malı deyince yine de böyle tabii. Bir hani bir Avrupa malıyla Çin malı arasında. O daha o imajı yapmadılar ama bu gidişle belki onu da aşabilirler. Bizce bunu Amerika'da gördü. Diğer şeyler de gördü. Bu işte ilave tarifeler %25'i bulan ekstra tarifeler. Yani biraz bu gidişata... yavaşlatmak, durdurmak. Zaten Çin'de de o eski büyüme oranlarının yavaş yavaş azaldığını görüyoruz. Evet. Her ne kadar yine de 6'ları buluyor ama o 7, 8, 10'ları bulan büyümeler vardı. Daha makul diyelim hala dünyanın üstünde. Hı. Avrupa'da biraz tabii zayıf büyümeler ne yazık ki şu son dönemde. Yani %1,5-2'leri bulan büyümeler düşük şeye göre. Ama bir dünyada bir de bir dengelenme var. Yani Amerika... Burada ki Çin'deki bu son yıllarda Asya'da diyelim atağı biraz durdurma yönünde gördüğümüz kadarıyla adımlar atıyor. Burada NATO'da bile Çin gündeme geldi değil mi? Yani baktığınızda NATO'nun gündeminde Çin diye bir şey yoktu. Şimdi gündemde Çin'le mücadele tırnak içinde o bile NATO'da bile gündeme geldi. Çin NATO çünkü Rusya'ya daha doğrusu Sovyet sistemine karşı esas olarak kurulmuş bir şey. Şimdi Çin'i baz alıyor. Tabii, yani tabii. Şey değişiyor. Yani dünyadaki konjektör değişiyor. Ekonomide de buna bağlı olarak bir takım değişimlerin olması çok normal. Ama yani Türkiye'nin jeopolitik konumu ve başka konumları bir yandan olumsuzluklarla karşılaştırırken Türkiye'yi diğer taraftan da fırsatlar sunuyor, ortaya çıkartıyor, sunuyor. Bütün mesele biz biraz bu fırsatları
konsantrasyonumuzu ekonomiye kaydırıp fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Yani ekonomiye işte evet enflasyonla topyekin mücadele, bu mali disipline ülkemizin yine önümüzdeki dönemde de devam etmesi gerekiyor. Bunu diyelim. Yine gıda ile ilgili özellikle gıda enflasyonu Türkiye'de çok fazla. Evet. Buna ilişkin bazı adımlar da atılıyor. Şimdi depolama denen mesela sistemler kuruluyor. Yani bu gıda ve diğer ürünlerde fiyat oynamalarının zaman zaman aylara yayılan çok fazla olmaması için. Yani bunlar görülüyor. Bunlarla ilgili adımlar da atılıyor. Umarız bunlar da başarılı olunursa evet. hep beraber burada Türkiye'de tamam. yaşıyoruz. Enflasyon inerse herkese için bu pozitif bir şey. Çıkması hepimiz için olumsuz bir şey. Dolayısıyla umuyoruz bu adımlar başarılı olursa dengesizlik daha iyi olur. Tabii. Yani mesela geçen gün bizim haberlerde vardı domates 10 lirayı buldu filan diye. Şimdi öyle bir dengesizlik ki 3 liraya satıldı, 2 liraydı yani. Evet. Bunu bir denge içinde yürütmek lazım. İşte o seri şeyler onun için kuruluyor. Hı hı. Kooperatif sistemine destek bir veriliyor. Bir sistem falan. Oluşturulması yani bir sistem. Aslında. Yani biz biraz orada boşluk bırakmışız herhalde. Yani bütün dünyada kamusal tedbirler var bu konuda. Yani bu fiyatlara müdahale anlamına gelmiyor. Ama bir üretimin dengelenmesi de gerekiyor ki... büyük iniş çıkışlar olmasın, enflasyona yansımasın. Önümüzdeki süreçte bunu da öğreneceğiz. Göreceğiz. Sanırım. Şimdi peki şu konu da merak ediliyor tabii. Bir önceki indirimlerde biz bunun piyasaya yansımasını gördük. İlk önce kamu bankaları açıkladı faiz indirimlerini. Sonrasında özel bankalar da onlara eşlik etti. Şimdi önümüzdeki günlerde bu tür açıklamaları duyacak mıyız? Neden soruyorum? Mesela inşaat sektöründen buraya temsilciler geliyor. Özellikle faizler konusunda onlar da yakınıyorlardı. Biraz inşaatta konut da zaten düştü. Belki bu rakamları öngörerek biraz da o indirimler yapıldı ama önümüzdeki günlerde daha da düşer mi? Siz düşer. Bankacılarla konuşarak geldiniz buraya. Evet, evet. Paylaşırsanız. Yani şimdi şöyle mesela 32 günlükler hani meşhur Türkiye'de 32 günü ne yazık ki aşmakta zorluk çekiyoruz. Yatırımcılar daha kısa vadeli. 32 günler mevduatlar 11,5, 11,75, 11,25 para ve büyüklüğe göre değişmekle birlikte onların da 10,5 civarına geleceğini, faizlerin de biraz hani mevduata verilen faizler de bu çerçevede bir miktar daha azalacak. Ama bununla birlikte işte konutta verilen ki 0,99'du siz de takip etmişsinizdir. Özel bankalarda geçtiğimiz 15 gün içinde aynı rakam önce kamu çekmişti. Biraz da enflasyonu ve şeyi de takip ettiler. İneceğini de görerek bunlar da indirdi. Bu rakamların son bu yapılan indirimle daha da aşağı geleceğini görüyoruz. Hangi oranları görürüz? Var mı bir tahmin? Mesela 0,90'ları görebiliriz. Hı. Yani konut için soruyorsanız. Ben yani gelmeden baktım mesela ticari kredilerde ortalama Merkez Bankası rakamlarına göre 13,5 bu 15-16 da oluyor verilen kredinin şeyine göre ama ortalamasını söylüyorum. Bu 30'dan 28'lere 28-30'lardan geldi. Burada da bir puanlık 12-11,5'a doğru bir evet. Bu ticari kredilerde. Evet, ticarilerde. Ama tabii ben dediğim gibi alınan teminata göre yanlış olmasın. Bunlar ortalama alınan teminata göre verilen kredinin oranına göre bunlar değişebiliyor. Ama biz ortalamadan bahsediyoruz. İşte ihtiyaç... Yani işletmeler 28'de kredi kullanıyordu. Daha şurada evet. bir sene öncesi bile evet. değil. Şu anda 12'lere inmiş olacak kredi kullanımı. Ha, ki... Yani 14'te alırsınız belki ama ortalama yani... evet 12,5 13'lerde normal bir ticari işletme alabilir. İşte 0,99'dan hesap ettiğimizde 11,80'di. Belki bu şeyler yıllık bazda o da 10,5'a gelebilir. 10,5 seviyelerine konut, gelebilir konutta. Konutta faize çok duyarlı satışlar. Evet. Yani o kadar ki yani 0,1 puanlık oynama bile satışlara şöyle ya da böyle değil mi? Evet. Burada öyle anlatıyorlar etkiliyor, bize. Evet, yani evet. Etkiliyor diyorlar. Yani çok duyarlı faizde. Çünkü konut alanın parası bir şekilde herhalde faizde. Ya bir de otomotiv sektörü için de çok önemli Celal Bey. Hani sektörlere tabii, tek tek tabii. bakacak olursak hani lokomotif sektörler bunlar çünkü. Otomobilde mesela bu sene çok kötü bir dönem tablo yaşandı vardı, ya. Evet. Önümüzdeki sene Ocak ayından itibaren peş peşe lansmanlar var. Yeni modeller geliyor. Hı hı. Bu da Türkiye'nin hani otomobilde de bir sıçrama yapacağını gösteriyor. Belki orada da ticari krediler değil de tüketici kredilerinde orada nasıl görünüyor tüketici kredileri? O da 16 civarında hani ihtiyaç tüketici.
O da 13-14'lere doğru. Orada biraz tabii teminat, mesela taşıtta daha farklı oluyor. Tüketici bireysel kredilerde farklı oluyor. Bu bankalara göre şey yapıyor ama bu ortalama rakamlar hepsinde düşecektir. Çünkü bir de önümüzdeki yılda şu an için en azından beklenti de aşağı yönde olduğu için bu şekilde olabilir. Dediğim gibi bunları söylerken umuyoruz ki hem jeopolitik hem siyasi etrafımızda İran'la ilgili biliyorsunuz Amerika'nın bizim dışımızda da yaptırımları devam ediyor vesaire. Onlardaki bir olumsuz bir gelişme olmadığı takdirde bunu da her zaman söylüyorum. Yani içeride şu anda en azından hani bu seçim dönemini atlatmış bulunuyoruz. Yani bir erken seçim şeyi yok şu anda vesaire. Umuyoruz bunlar da hani çok konuşulmaz fazla da çok konuşulmaz. Fazla, değil mi? Dolayısıyla piyasalar daha önüne bakar ve o çerçevede yatırımlarını devam ettirir. Şimdi ben tabloyu bir kez daha sevgili izleyicilerimize ve sizlerle paylaşayım. Evet. Sonrasında yıl sonu tahminlerinizi alayım piyasalara ilişkin. En azından döviz ve borsada son durum ne olur? Dolar inmeye devam ediyor. 5.78-14 seviyelerini görüyoruz. Euro'da da yine düşüş devam ediyor. 6.43-97. Gram altın 20 liradan satılıyor. Ve borsada bir miktar daha yükseliyor. 300 puanlık bir yükseliş var. Son baktığımız andan itibaren 109.405 puanda. Evet, şimdi dolar için yani son yaklaşık bir 4-5 aydır özellikle faizler düşmeye başladığında bir dengelenme görüyoruz. Kurda çok büyük hareket görmüyoruz. 5.50-5.75 bandı arasında hareket ediyordu. Son işte dün bir 5.80'leri uzun aradan sonra bir 80-81'leri gördü. Yıl sonunu bu seviyelerin üstüne çok çıkmayacağını ve bu seviyelerde kapatacağını 5.65-5.75 arası olabilir. Tabii teknik olarak analist arkadaşlarımız böyle hani nokta olarak teknik de veriyorlar ama biz genel olarak değerlendirme yaparsak bu seviyelerin çok üstüne çıkmayacağını değerlendiriyoruz. Borsada 109.000-110.000 seviyeleri hatta onun üstü seviyeler bile daha henüz bir 20 günlük bir süremiz var görülebilir. Yabancılar 24'ünden sonra zaten onlar hemen hemen şeyi kapatıyorlar. İşlem yapmıyorlar. Evet, işlem azaltıyorlar diyelim. Onlar da tatil başlıyor. Daha ziyade yerli yatırımcılarımız bu dönemde işlem yapıyorlar. Onlar da bu son rakamlarla daha olumlu rakamları görebiliriz. Ama 110 binlerin üstlerini de görebiliriz. Gram altın 274-280 bandında gidiyor. Dövizdeki hem hareketle hassas gram altın hem pariteyle ama şunu da demek lazım. Altının dönemi bu dönem değil mi? 2020 yılında altında da dikkatli olmak lazım. Portföylerde bulundurmak lazım. Bizim analist arkadaşlarımız ve ekonomistlerimiz de altını 2020 için öneriyorlar. Bunu da söyleyelim. Çünkü hem merkez bankalarının bu faizleri indirmesi, parasal genişleme sürdüğü sürece merkez bankalarının da son dönemde altını talep ettiğini görüyoruz. Bazı büyük merkez bankalarının rezervlerini altınla değiştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla altın 2020'de yine her zamanki gibi bizim de klasik yatırım aracı. Hani vatandaşımızın da altın bulundurabilirler diye düşünelim. Ama gram altın için hani şu kısa vadede 280 maksimum teknik olarak arkadaşlarımızın çıkarttığı 300 civarı arasında bir seviyede hareket edebilir diyelim şimdilik için. Evet. Çok yani teşekkür ederiz. Altın tabii bu dönemlerin çok... Altın her dönemin aslında. Ama yani şimdi her tarafta savaş var vesaire falan baktığınız zaman yani her zaman güvenilir liman olarak duruyor. Evet. Tabii ticaret savaşları da var. Onu da unutmayalım. Onu da yani hani daha sonuçlanmadı. Hatta belki onu şey yapmamız lazım. Bazen soruyorlar ne zaman? Şimdi 2020 Amerikan seçimlerine kadar bu devam edecek etme ihtimali olabilir. Hatta Trump belki kendi oradaki hani oy oranına vesaire aldığı anketlere göre burada değişik şeyler alabilirler. Ama tabii bu piyasalar için çok şeyli bir şey değil. Yani bunun sonuçlanmasını piyasalar öngörülebilirlik isterler. Eğer öngörülebilirlikte sıkıntı olursa o zaman biraz ters tepki verebiliyor. Umarız bir an önce netleşir.
Ama sanki biraz bu süreç sürecekmiş gibi gözüküyor. Ya tabii konu para olunca bir savaş biter, diğeri başlar aslında. Tabii. Yani hep yaşadık. Evet. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Size de teşekkür ederiz Celal Bey. Konuklarım GCM Genel Müdürü Sayın Alper Nergis ve aynı zamanda TGRT Haber Ekonomi Müdürü Sayın Celal Topraklı. Sevgili izleyiciler, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdik. Aynı zamanda tabii ki tüm ekonomik gelişmelere de burada ışık tutmaya çalıştık. Yayınımızı noktalıyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından gelişmelerle Gülden Kalecik Demirtaş sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.